Selamünaleyküm arkadaşlar. Anadolu'nun manevi sahiplerinden birinin huzurundayız. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Burada bu yoğunluğu, bu kalabalığı görünce, Türkiye'nin her yerinden gelen insanları, dünyanın her yerinden gelen insanları görünce aklıma aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık kullandığı bir şey geldi. Hani asıl olan arkada hoş bir seda bırakmaktır. Yani bıraktığın eserden ziyade, bıraktığın maldan, mülkten ziyade asıl olan arkanda bıraktığın eserlerdir. Asıl olan arkanda bıraktığın hoş sedadır. Ve Mevlana Celaleddin Rumi işte bu iklimde, Anadolu'nun ruh iklimine zamanın ve mekanın ötesinde bırakmış olduğu bu mesajın sayesinde bugün dahi insanlar tazim ve hürmette bulunuyor. Burada gergef bir motif işlenmiş. Anadolu'ya İslam getirilmiş. Horasan erenleri var burada. Yani muhteşem bir atmosfer. Hepinize tavsiye ederim. Çok önemli olan şu var. Mevlana Celaleddin Rumi'yi anlayabilmek için onun eserlerinin tamamını görebilmek lazım. Tamamında vermiş olduğu mesajı görebilmek lazım. Şimdi bizde mesela Evliyaullah anlatılırken herkes işte kerametlerinden bahseder. Oysa o kerametler teferruattır veya birçoğu menkibedir, olmuştur, olmamıştır. Mevlana Celaleddin Rumi kendisi der ki, biz hayatımızı ayet ve hadisler ışığında, İslam istikametinde yaşıyoruz ve Mevlana'nın en büyük kerameti de budur. Evet, olmasaydın olmazdık denilebilecekse birisiyle alakalı, bu coğrafyada en azından, bu Horasan erenleri için denebilir bu. Bu Afganistan'ın 5 şehrinden kalkıp buralara kadar gelip bu coğrafyayı İslamlaştıran erler için denilebilir bu. Çünkü gerçekten onlar olmasaydı biz bu coğrafyada olamazdık. Onlar bu coğrafyayı İslamlaştırmasalardı, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Horasan erleri gelmemiş olsalardı buraları, biz de buralarda tutunamazdık, olamazdık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.